Ferrari yarışı nasıl verdi? <laughs> ya bu çocuk yani Leclerc çok şanslı bir çocuk ya. Yani kendi ülkesinde adam bir türlü istediği başarıyı yakalayamıyor. Formula 1'e geldiği zaman Monaco'yu en genç en genç kazanacak pilot bu çocuk olabilir diye düşünüyordum. Yani tek turdaki performansına falan bakarak. Ama o kadar peş peşe şanssızlıklar yaşadı ki arabası iyi olmadığında da o iyiydi ama yine şanssızdı. Arabası dün en iyi arabaydı ama yine şanssızdı. Tabi burada sadece şanssızlık da dememek lazım. Yani Lökler açısından şanssızlık ama tabi takım pek çok hatayı arka arkaya yaptı. Hakemler pek çok hatayı arka arkaya yaptılar. Ve bunun sonucunda da Lökler'in elinde gibi görünen son derece rahat bir şekilde kazanacakmış gibi görünen yarış bir anda Lökler'den gitti dördüncülüğe düştü. Ve bunda neler etkendi? Bunda bir kere Ferrari'nin pit stop yaparkenki zamanlamaları etkendi. İlk pit çok geç, ikinci pit çok erkendi. 18. turda pite girdi, ilk pitine girdi. 21. turda ikinci pitine girdi niye bu kadar bekledi Ferrari ilk piti yapmak için tartışılır tartışılması gereken konulardan biri bu. Temposu fena değildi gerçi lükter yine biraz daha bekleyebilirdi bence. Ama temposu fena değilse o lastikle yağmur lastiğiyle bırakın dışarıda kalsın bir iki 3 turda. Ondan sonra alırsınız hep doğrudan kuru lastiği takarak adamı piste sürersiniz. Ferrari ne yapacağını bilemedi. Belki pistin bu kadar kuruyacağını, hızlı kuruyacağını düşünemediler ve kaybedecek de çok şeyleri oldukları için biraz zor karar aldılar. Yani e, en öndeyken verdiğin karar sonucunda özellikle Monaco gibi yerde pist üzeri pozisyonu kaybedersen ondan sonra dönüşü bu işin toparlanması çok daha zor olabilir. O yüzden biraz karar verirken zorlandılar. Yanlış karar verdiler. İlk karar biraz geçti. Sonraki karar da biraz erkendi bence. Ve ben uzun lafın kısası yarışı kaybetmesindeki önemli etken neydi diye sorarsak bence takımın verdiği hatalı kararlardı. Bana Özel'den de çok soru geldi yani Twitter'dan da çok soru geldi. İşte Leclerc bu işte Ferrari'nin bu hatalarından dolayı Ferrari'den sıkılıp kaçar mı falan o kadar basit değil. Leclerc Ferrari'yi çok seviyor bir kere kalben çok seviyor. Alt yapısından yetiştiği takım ve bence Formula 1'inde en afili takımı Ferrari yani o her zaman konuştuğumuz bir şey. Dolayısıyla e, bu kadar afili bir takımdan sadece bir, bir hatayla bir pilot ayrılmaz. Bu sevda bu kadar kolay bitmez diyelim yani. Yarışta tabii çok sinirlendi Leclerc. Ya o kadar büyük tepki gösterdi ki ya zaman zaman da acaba bu çocuğun bir öfke kontrolü sorunu var falan diye de e, düşünmedim diye. Ha, ama bu arada şu parametreleri de eklememiz lazım. Leclerc'in yarışı kaybetmesindeki tek unsur maalesef takımının aldığı yanlış kararlar değildi. Hakemlerin de aldığı yanlış kararlar vardı. Bunlardan birincisi Leclerc'in yarışını doğrudan etkileyen karar Leclerc'in ikinci pitten önce trafikte kalmasıydı. Ben zaten şehir pistlerini sevmeme nedenimi hep açıklarken veya kısa, kısa pistleri genel olarak sevmeme nedenimi açıklarken hep şöyle derim tur bindirmeleri sık olduğu pistlerde yarışları sevmiyorum. Çünkü tur bindirmeler bu yarışlarda sonucu etki ediyor. Monaco'yu seviyorum. Orası ayrı. Yani Monaco yine bize dün çok heyecan verdi. Yani güzel bir yarış oldu. Ama bu pistlerin tabii bir özelliği maalesef tur bindirmeler çok sık yaşanıyor ve tur bindirmekte de kolay değil. Fakat biraz aşırı uca kaçıldı diyeyim. Nasıl aşırı uca kaçıldı? Lökler ikinci pitinden hemen önce Albon'un arkasına düştü. Albon tur başına Leclerc'den 4-4,5 saniye daha yavaştı. Yani 4,5 saniye demek bir turda dünya demek. Fakat yol vermedi. Yani enteresan bir şekilde e, Albon'un görüntüsünü seyrettim. Acaba dedim hani mavi bayrak panelleri mi çalışmıyordu? Yoksa işte mavi bayrak sallanmadı mı vesaire? Hani bu tip böyle bir endişeyle Albon... Yo Albon'un arabasından seyredince pisti gayet bütün paneller yanıyor. işte mavi bayrak işareti var panellerde. Bütün hakemler mavi bayrağı sallıyorlar. Ama bir şekilde Albon bir tur boyunca Løkker'e yer vermedi. Tam 4.5 saniye kaybettirdi. Løkker ikinci pitinden çıktığı zaman Verstappen'ın sadece 0.568 saniye gerisindeydi. Yani Öyle baktığınız zaman en azından podyum alabilecek bir Leclerc varken en büyük rakibi, bu sezon en büyük rakibi olarak görünen rakibinden daha az puan aldığı bir yarış oldu. Tabi hakemler niye Albon'a hemen bir uyarı göndermediler? Neden Albon'a bir ceza vermediler? Ondan sonra işte Albon niye yol vermedi? Gibi. Burada tabi çok sorulacak sorular var. Mesela pek çok insan, yabancı basında da bunu okudum. Şimdi bu bir komplo teorisi ama insanlar tabi bunu Deşmekten hoşlanırlar. Neden hoşlanırlar? E Red Bull al bunun en büyük sponsoru. E sen bir tur boyunca aynı anda gördüğün, senden dört buçuk saniye hızlı adama yol vermiyorsan, e burada insanlar da bu soruyu sorarlar. Sormaları da hakkı. Tabii ben böyle çok fazla komplo teorilerine girmiyorum ama insanlar da bu soruyu sorarlar. Bu soruları sordurmamak lazım. Hem pilotun biraz daha dikkat etmesi lazım hem hakemlerin de kuralları uygularken daha adil olmaları lazım. Böylece bu tip e, sorunlar ortaya çıkmaz. Sonuç olarak, sonuca geliyorum. E, neden e, Ferrari yarışı verdi? Ferrari yarışı kendi hatası. bunun yol vermemesi ve en nihayetinde de daha sonradan da göreceğimiz başka bir kararla e, en azından podyum alabileceği bir yarışta e, Leclerc podyum alamadı. Ferrari'de kazanacağı bir yarışı vermiş oldu. Ya Red Bull neden geride kaldı? Zaten e, ya Red Bull'un Üçüncü, dördüncü cebe alacağını alması gerektiğini zaten az, az çok tahmin ediyorduk. Tahminlerimizden biri tut, tutmayan tahminlerimiz de oldu. Şimdi Red Bull yarışlara baktığımız zaman Red Bull'un iyi olduğu birkaç alan var. Bu birkaç alan gözünden bakarsak bu pistte, Red Bull'un en güçlü olduğu yanlar bu pistte yok. Ne mesela düzlük, az düzlük var. Red Bull düzlüklerde çok hızlı. ya Bu hem düşük sürüklenmeye sahip bir araba nedeniyle olabilir, güçlü bir motor nedeniyle olabilir veya üst motor e, haritalamasını kullandıkları için olabilir. Biraz risk alıyor olabilirler. Dolayısıyla tüm bu parametreler bir araya düşünüldüğünde karşımıza ne çıkıyordu? Hep Red Bull düzlüklerde hızlı. Ama burada düzlük yok. Dolayısıyla Red Bull hızlı olduğu bir alan elendi. Red Bull'un diğer iyi olduğu bir alan yüksek ağırlığına rağmen yarışlardaki ilk yarışlardaki yüksek ağırlığına rağmen çok iyi bir dengesi var arabanın dinamik dengesi yani özellikle bu yüksek hızlı virajlardaki yön değişimlerinde Red Bull gerçekten fantastik işler yapıyor. Şimdi hafifledikçe orada da daha da iyi oldular ama burada yüksek hızlı yön değişimi de yok yani e, yüksek hızlı şikanlar yüksek hızlı yön değişimi mesela İngiltere gibi işte Maggots, Beckett gibi böyle yön değişimleri vesaireler yok. dolayısıyla Red Bull'un en kuvvetli olduğu ikinci alanda elenmiş oldu. Ve bütün hafta sonu boyunca Red Bull yaklaşamadı bile Ferrari'ye doğruyu söylemek gerekirse. Hatta geçen hafta konuşmuştuk Cemil Hocam yani burada Monaco çok kısa 3 kilometrelik pist olduğu için 3,5 kilometrelik pist olduğu için burada zaman farkları da çok olmuyor demiştik. Ama eğer sıralamalarda Perez ve Sainz kazası olmasaydı Leclerc Son sıralama turunu bitirseydi neredeyse 0.6 saniye farkla turu önde bitirmiş olacaktı. Ya bu inanılmaz ya Monaco için inanılmaz bir fark. Ya yani bunu söylememiz lazım. Ferrari zaten daha iyi bir toplam araba. Yani toplam araba derken düzlük hızı iyi. Ondan sonra sürüklenme değerleri belki Red Bull'dan biraz yüksek ama çok da yüksek değil. E, ağırlığı iyi. Ondan sonra lastik kullanımı iyi. Viraj performansı çok iyi. Viraj çıkışları çok iyi. Genel olarak daha iyi bir e, araba. Bu pist tam Ferrari'ye uygun biçilmiş bir kaftandı ve Ferrari'de e, sıralamalarda bunu gösterdi. Ama tabii sonrasında yaptıkları hatalarla çok geri kaldılar. Sonuca gelecek olursak Red Bull elinden geleni yaptı. Bu kadar gelebilirdi bu pistte. Pilotlar da iyiydi. Yani Perez'in Verstappen'ın önünde olmasını açıkçası ben biraz yadırgadım. Yani şey anlamında yadırgadım. En azından belki biraz daha mı yakın olmalıydı bilemiyorum. Sonuç olarak Pereze çok iyi bir iş çıkardı. Hocam beni şimdi şey kurtların sofrasına atıyorsun. Yani şimdi e, takım emri yanlış. Ama her zaman değil. Bazı doğru olduğu anlar da vardır takım emirlerinin. Takım emri dediğimiz nedir? İşte bunu konuşmuştuk zaten. Avustralya Grand Prix'sinden sonra anlatmıştık. Takım emri verilir. Ama ne zaman verilir? Şimdi sezon başladı. Daha sezonda 5 yarışta takım emri vermek diğer pilota, sen artık bizim için ikinci pilotsun, senin bizim arabamıza şampiyon olma şansın yok demektir. Pilotlar için hazmedilmesi çok zor bir şeydir. Yani bunu yani şöyle düşünün, futbol taraftarı gibi düşünün. Öyle kararlar veriliyor ki mesela maçlarda bir takım taraftarı şunu düşünmeye başlıyor bizde sıkça olur bizim takım bu sene şampiyon yapmayacaklar. E o andaki hayal kırıklığını düşünün. O psikolojinin futbolcular üzerinde yarattığı hayal kırıklığını düşünün. Onu alın şimdi Perez'e uygulayın. Yani dolayısıyla takım emri olmaz bu kadar erken bir dönemde. Takım emri ancak sezonun yarısı geçildikten sonra bir pilot diğer, diğer pilotun önüne geçtiyse, sivrildiyse, puan farkını açtıysa, diğer pilot biraz daha formsuz görünüyorsa o zaman dersiniz ki evet bundan sonra biz Ferslap'a öncelik tanıyoruz. Stratejilerimizi lapın üzerine koyuyoruz dersiniz. Ama burada 5. yarışta bunu derseniz büyük sıkıntı yaşarsınız takım için. Bir takım sonradan tartışmalar vesaireler çıkmış. Fakat ne oldu şimdi? Geçen yarıştan sonra biz bunu söylediğimizde büyük tepki aldık. Ya olur mu işte falan. Geçen yarışı göz önünde bulunduralım. lapın yol almadığını düşünelim Perez'den. Perez'in lapın önde bitirdiğini düşünelim yarışı. E bu haftada kazandı. Perez, bunun sonucu karşımıza ne çıkıyor? İki pilot arasında sadece bir puan fark kalacaktı. Perez ciddi anlamda bir şampiyonluk adayıydı. Puan farkı çok olmamasına rağmen Perez bir şampiyonluk adayım diye insan soruyor. Genel Formula 1 kitlesi takım ömürlerini bu kadar erken dönemde sevmez. Sevmemesi de işte bak geçen hafta takım ömrü olmasaydı bu hafta iki pilot neredeyse başa baştı. Bu hafta yaşanan olaylar bu dönemde takım ömrü vermenin çok erken olduğunu gösterdi siz diğer pilotunuza da en azından birkaç tur mücadele edebilecekleri bir ortam sunmanız lazım pilotlarınıza. Ya ondan sonra yine müdahale edebilirsiniz vesaire. Ama mesela Alpin'in ciddede yaptığı gibi, Alpin ciddede ne güzel işte 3 tur, 4 tur yarışmalarına izin verdi. Ya bir noktadan sonra tamam artık dedi. Yani daha fazla ne birbirinizin yarışına zarar verin ama bir önce biraz yarıştırın bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor ya biz de görelim biraz heyecan yaşayalım filan. Neyse sonuç olarak ben takım emirlerine karşıyım. Takım emirlerini belli bir dönemine kadar sezon en azından karşıyım. Bunu da her zaman söylemeye devam edeceğim. Size geçen sene şampiyonluğu kazanmanızda katkı veren bir pilota bu kadar erken bir dönemde bir vefasızlık yapmamaları gerekirdi. Ha vefa İstanbul'da bir semttir sözü de var biliyorum. Ben ama öyle düşünmüyorum. Mercedes neden beklentilerin altında kaldı? Valla Mercedes'i e Alfa Romeo beni çok şaşırttı. Bottas da yarıştan sonra, hatta sıralamalardan sonra da aynısını söyledi. Bottas dedi ki yani hızlı olmamız gerekiyor. Neden hızlı olamadık anlayamadım dedi. Ee, Bazen böyle oluyor bu işler. Yani her şey beklediğiniz gibi gitmiyor. Mercedes'e kurulumda hata yaptık dedi. Yani kurulumda hata yapmışlar. Fazla alçak ve fazla sert ayarlamışız arabayı dediler bütün hafta sonunda bu kurulum yani bu ayar kapanından kurtulamadılar. Bir kapana düştüler. Biraz yükseltler, yumuşattılar, olmadı falan döndüler. Dolayısıyla bu koşullarda da ancak yapabileceklerinin en fazlası bu oldu. Monaco tabii dediğimiz gibi hep kendi kanunları olan bir pistir. Yani Monako'yu e, klasik yarış pistleriyle çok e, özdeşleştirmemek lazım. Monaco'da iyi olmayan arabada acaba yunuslanma, dalgalanma sorunu geri mi döndü diye düşünenler vardır. Bence dalgalanma sorunu doğrudan da geri döndü diyemeyiz. Bunu demek için erken. Yani kesinlikle dönmedi de diyemeyiz. İşte döndü de diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü burada hızlar çok düşük olduğu için yaratılan yere basma kuvveti de ona göre düşük. Dolayısıyla yunuslamanın temel sorunu, dalgalanma sorunun temelinde zaten arabanın yüksek tabandan yüksek yere basma kuvveti üretmesi yatıyordu. Burada arabanın tabanından akan hava da hava akışı da az olduğu için dolayısıyla burada bir şey olması lazım. Yani aerodinamik anlamda bir zıplama sorunu olduğunu düşün, meme eğilimindeyim. Ama bundan sonraki yarışta biraz daha inceleyeceğiz. Zaten İngilizlerin dediği gibi tek çiçekle bahar gelmezler İngilizler. Yani işte bir tek Barcelona'yla da çok iyiler dememek lazım. Zaten dememiştik biz. 0 350 0 4 saniye gerideler hala demiştik. Monaco'da biraz böyle onlara ters gelen pist ama bu arada hibrit çağdan beri ters geliyor. Yani bir onlar da Leclerc gibi anlaşamadılar Monaco'yla. Ondan sonra o nedenle de zayıf kaldılar. İşte Hamilton didinli arkalarda işte orada da tabii ki geçiş çok zor pist. Alonso'nun arkasına kaldı. Biraz tabii yine sızlandı normal olarak. Alonso da yarışı işi gücü bıraktı. Daha önleri zorlayabilir miyim? Çok düşünmeden biraz Hamilton üzerine oynayayım dedi. Biraz onu arkamda tutayım falan dedi. Belki zorlasa önü. Belki de daha başka bir şey çektik. Yani öne daha yakın olacaktı. Belki ne bileyim işte Norris'e Russell'a daha yakın olacaktı. O da bir noktadan sonra ama ben Hamilton arkamda tutayım yeter dedi. Dolayısıyla böyle bir tatsız durum yaşandı Mercedes açısından. Öte yandan Alpin de beklentilerin altındaydı. Daha uzun dingil mesafesine sahip McLaren nasıl bu kadar öndeydi? Mesela o da bir soru işareti. Demek ki her zaman söylediğimiz gibi kendi kanunları olan Monaco'da tahmin yapmak her zaman gibi çok zor. Sonuç olarak Mercedes'i Öldürelim mi? Yani Mercedes tekrar geriye mi düştü? Ya hayır bu pist kendine özel bir pist. Ve geçtikten sonra bakacağız. Cidde'de Suudi Arabistan yarışını sende çekmiştik ya. Ne oldu ne olmuştu? Füze yağmış değil mi? Tesisin yanında füze işte alevler falan orada. Burada yarışıyorlar falan. Ya yarışılır mı dedik. Yani olur mu böyle bir şey ya? Yani, yani füze yağarken yarışa onay veren bir yarış direktörü Yağmur yağarken yarışı onay vermiyor. Yani artık dünya tersine dönmeye başladı herhalde. Bizim spor için fazla mı yaşlandık demeye başladım. Yani nedir abi? Yani füze yağarken yarış olur. Yağmur yağarken olmaz. Tam tersi. Füze yağarken olmaz. Yağmur yağarken olur. Zaten yağmur lastiklerinin üretilme nedeni de budur. Yağmurda yarışılsın diye yapılmıştır o yağmur lastikleri. Sonuç olarak biz zaten yarış ertelendi. Başlangıcı ertelendi. Yarıştan sonra öğrendik ki lambalar o yarışın 5 kırmızı lamba var ya, beş kırmızı lambanın elektrikleri kesilmiş falan. O nedenle dert elemişler falan. İşte güvenlik aracının arkasında başlanmasının nedeni de buymuş. Lambalar çalışmıyormuş. Böyle bir enteresan. Ondan sonra geldik. O konu Hamilton mücadelesi. Kuraları çok güzel yazdılar. Çok güzel netleştirdiler. Dediler ki yani arkadaki araba, geçiş yapmak isteyen araba eğer içten geçiş yapmak istiyorsa rakibinin en az yarısına kadar gelmesi lazım arabası. Yani arkadaki arabanın İçten geçiş yapmak için yolu hak etmesi lazım. Yolu hak etmek için de rakibinin en az yarısına kadar gel gelmiş olması lazım arabasının. İşte Hamilton'ın durumunda galiba bu yoktu. Yani ben çok emin değilim. Dediğim gibi yani sabahtan beri de çalışıyoruz. Şöyle bir daha da oturup şeyle seyredemedik yarışı hastayla bana sanki o koşul oluşmamış gibi geldi. Dolayısıyla verilen cezayı ben haksız buldum Okan'a verilen cezayı. Hakemlerin verdiği ilk yanlış karar buydu açıkçası. İlk yanlış karar yarışın başlamasıydı. Yarışın başlama sürecinin prosedürünün tekrar tekrar bozulup geciktirilmesiydi. İkincisi o kon Üçüncüsü de çok daha enteresan yarışın sonucuna da doğrudan etki etti. Bir pit çıkış ihlali. Şimdi pitten çıkışlarda bazı prosedürler vardır uyulması gereken bu prosedürlerde kurallarla netleştirilmiştir. Pit çıkışlarında dikkatinizi çekerse kalın bir çizgi vardır. Arabaların pistle sınırlarını belirleyen bir çizgidir o. Pilotlar, pit'ten çıkan pilotlar o çizgi bitene kadar kendilerini yarış pistine dahil edemezler. Bunun nedeni son derece basit. Pit'ten çıkan arabalar yavaş, arkadan tur atan araba hızlı geliyor. Yavaş araba kendisini bir anda hızlı arabanın önüne atarsa yerini kaybetmemek için pek çok tehlike yaşanabilir. Dolayısıyla o bir pit çizgisi bir sınırdır. O sınır geçilmez. Çanakkale geçilmez gibi. Geçilmemesi lazım yani. Fakat ne oldu? Geçen yarışta pit çıkışında hem Perez hem de Verstappen o çizgiyle temas etti. Şimdi geçmişteki uygulamalar neydi? Geçmişteki uygulamalar son derece basitti. Sen pit çıkışında lastiğinle o çizgiye temas edemezsin. Bu kadar basit. 3 santim değebilirsin 5 santim ha, böyle şeyler fantastik şeylere gerek yok yani olduğundan daha karmaşıklaştırmaya gerek yok. Tem o çizgi temas edemez. Eşim şimdi baktık hem Perez temas etti hem Verstappen temas etti. E bunun da cezası belli aslında. Ceza verilmedi. Bunun üzerine Ferrari itiraz etti haklı olarak. Yani dedi ki kardeşim hakemin açıkladığı notlarda direktiflerde pitten çıkan arabalar Sarı çizginin sağında kalmak zorundadır diye bir madde var diyor yani Ferrari'de. Şimdi ama bunlar salonda kalmadı. Fakat tabi protesto etti Ferrari durumu. Protesto reddedildi. Gerekçeli kararını okudum. Yine kelime oyunları. Geçen sene Abu Dhabi'deki gibi. Any all hikayesi gibi. International Sporting Code'da araba çizgiyi geçemez diyor. Yani cross etmek, geçmek. Geçmemelidir diyor. Temas demiyor diyorlar. Dolayısıyla da diyorlar ki burada pilotlar geçmedi. Her ikisi de temas etti. Hatta Kararda da, kararında da Fersap'ın kararında da lastini büyük çoğunluğuyla temas etti falan gibi. Çünkü Perez sadece dokunmuş geçmiş. Cezaya gerek yok. Ama geçmemiş. Temas etmiş ama geçmemiş. Şimdi burada bu bir kelime oyunu. Cross evet geçmek demektir ama şimdiye kadar uygulamalar böyle değil yani. Şimdiye kadar bu yıllardır yapılan bir uygulama. O uygulamalarda neydi? Temas ettiğin zaman cezalısın. Bu kadar basit. Ama bunun da tabii farklı şeyleri var. Uygulama şekilleri var. Mesela yoğun yağışta İzmir şey İzmir nereden çıktı? İstanbul 2020. Yoğun yağışta ne oldu? Fersapın çizgiye bastı. Ondan sonra çizgiye temas etti diyelim. Ceza verilmesin dedik. Yani çünkü eskiden de böyle olurdu. Yoğun yağışta lastikler soğuk. Araba kayıyor. Burada 10 santimden 20 santimden bahsediyoruz. O koşullarda görmezden gelinebilir. Kuru hava lastiği takmışsın. ya yani zemin zaten kuruyor. Öyle bir yoğun yağış, yağış yok. Zemin kuruyor neredeyse. Yani bilmiyorum. Yani vermediler. Şimdi ben de ilk etapta ya acaba normal mi ya falan dedim. Ama sonradan oturdum baktım ya bu dedim zaten kuru zemin lastiklerinin takıldığı bir dönem. Hani yoğun yağış altında olsa diyeceğim ki abi tamam vermesinler kuru zemin lastiklerinin takıldığı, zeminin kuruduğu, yağmurun olmadığı bir pist durumundan bahsediyoruz. Burada çizgiye basıldı. Demek ki bundan sonra basılabilir çizgiye. Yani kimsenin de pek bir şey söyleme hakkı olamaz diye düşünüyorum. Uzun lafı kısası bu böyle. Sonuç olarak hakemler nasıldı? Çok kötülerdi. Yani üç tane karar var. 3 üç kararın 3'ü de bence yanlıştı. Hem Okun'a verilen ceza yanlıştı. Hem Perez'e Ferstapın'a ceza verilmemesi yanlıştı. Hem e, yarışı başlatma prosedürleri yanlıştı. E, her şey yanlıştı. Yani e, maddiye bir Yarıştan sonra çılgın gibiydi. Acayip stresli, sinirliydi yani. Sağa sola çemkiriyordu. Ve haklı adam yani. Ama e, bakalım gelecekte bunlar nasıl uygulanacak yani. Seyredelim.